yapıyorsun? Gidiyor muyuz Sıla Hanım? Biraz kendini toparlasın gidelim. Peki efendim. Gel biraz yürüyelim. Ruhlar şad olsun. Mekanlar cennet olsun. Amin. Ne güzel ettin gökyüzünü. Anan da baban da çok mutlu olmuşlardır. Nereden aklına geldi ki? Daha 6 yaşındaydım. Dün gibi hatırlıyorum. Annem bana gerçek annemin öldüğünü söyledi. Senin annen öldü dedi. Gökyüzüne uçtu, melek oldu dedi. Ben de o günden sonra öyle olduğuna inandım. Gerçek annem bir melekti artık. Gökyüzüne oturmuş beni izliyordu. O yüzden o günden sonra ne zaman iyi bir şey yapsam annemden onayını almak istercesine gökyüzüne bakardım. Ne zaman ki kötü bir şey yapsam o zaman başımı yerden kaldıramazdım. Hele bir de şimşek çaktığında tamam derdim. Annem bana çok kızdı işte. Her anneler gününde annemle birlikte melek annem için balonlar bırakırdık gökyüzüne. Annem teşekkür ederdi. Beni doğurduğu için melek anneme. Buradaki anan da çok iyi bir insanmış sanırım. Senin öz evladı bellemiş. Canından bilmiş. Annem de babam da çok iyi insanlardı Narin. Onlar olmasaydı ben Sıla olamazdım. Bana sevmeyi, merhameti öğrettiler. Onlara çok şey borçluyum. Bak, onlar da şimdi melek oldu gökyüzündeler. Ama eminim, beni seyrediyorlar. Her zaman bana güç veriyorlar. Buyur amca. Oda mı istiyorsun, birini mi arıyorsun? Birini aramıyorum, oda istiyorum. Boş odanız var mı? Olmaz mı? Var tabii. Yalnız mısın? Kaç gün kalacaksın? He yalnızım. Ama ne kadar kalacağımı Allah bilir. Ne kadar? Nereden gelirsin ki amca? Ya Mardin'den geliyorum, niye ki? Buralar sizin odalara benzemez tabii. Hayat pahalı burada. Oda kahvaltı 50 lira. Buy. Ya ev istemiyorum ki, oda istiyorum değil mi? Geceliği kahvaltı dahil 50 lira diyorum. Daha ucuzunu bulamazsın. Fiyatlar böyle. Tamam, ver bir oda. Yalnız iki gecenin parasını peşin alıyoruz. Ya belki bir gece kalacağım, gideceğim değil mi? Bir çeşit depozito bizimki. Kural böyle amca. Ben demir kuluyum neticede. Şimdi oda istiyorsan alayım 100 lira. Tamam, istiyorum. Dördüncü kat 402 numara. Beraber gittiler dede. Bilmiyorum Azat Bey. Ya neydi o? Yakın koruma vardı Orhan Bey. Arayalım bakalım, neredelermiş, öğrenelim. Hemen arıyorum. Siz merak etmeyin. Ah.
Bugün benimle gelip bana destek olduğun için çok teşekkür ederim. Sen olmasan kimden güç alırdım ben? Ama sen benim bacım. Bu kadar utan değilsin. Elbet yanında olup elini tutacaktım. Neredesiniz? Niçin bana haber vermiyorsunuz? Sıla'nın ailesinin kabristanına gittik o zaman. Ben bir elim yüzümü yıkayayım. Ben de geleyim istersen ha. Bir yardımım dokunur. Yok sağ ol. Şimdi daha iyiyim. Narinem. Azat ne oldu? Sabah uyandığımda seni yanımda göremedim ya. Sandım ki dünyam durdu. Sanki ben yokum sandım. Ben... Ozan ağlama. Ben zaten sana kızmıyorum ki. Kendime de kızıyorum. Ama şunu bil. Bu dünyadaki hiçbir şey sana olan sevdamı öldüremez. Bir gün gelir, ben artık seni sevmiyorum. Gönlüme başkası düştü dersin. Anca o zaman. Narinem, benim senden öte dünyam yok ki. Ben bu dünyaya seninle geldim. Seninle de giderim. Asansör niye çıkmadın amca? Niye, bir şey mi vardı? Yok, ben sadece burada kaldığın defteri işleyecektim de. Kafa kağıdım lazım, aşağıda almayı unutmuşum. Kendim söylesem olmaz mı? Yok amca, kafa kağıdını görmem gerek. Kayıt yapıp vereceğim, korkma. Formalite işte. Polis moyuz kayıtları kontrol ediyor, o yüzden. Buradan şurası amca. Çıkarken kimliğini benden alırsın.